Arkadaşlar merhaba, sürüngenhaneye hoş geldiniz. Ben Kerem. Şu an gekomuzu almaya gidiyoruz. Beklediğimiz gün geldi. Yoldayız. Gelen gekolarımız arkadaşlar leopard geko, Afrikan fetleli gekolarımız henüz gelmedi. Onları hala bekliyoruz. Geldikten sonra çeşitliliğimiz artacak. Gekomuzu aldıktan sonra eve geçeceğiz. Gekomuzu teraryumuna koyacağız. Güzel alanında yaptık. Teraryum hakkında da bilgi vereceğiz sizlere. Gekomuzu alalım, gelelim. Videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kargomuzu aldık. Gekomuz için de eve gittiğinizde dediğimiz gibi yuvasına koyacağız. Güzel bir kutu açılışı yapacağız. Bugün arkadaşım Vahap bana eşlik ediyor. Yardımcı olacak bana. Devamında izlersiniz. Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Kardeşime yeni gekos hayırlı olsun. Umarım sizler de istediğiniz gekoyu bir an önce alırsınız. Hepinize iyi günler. Evde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evimize geldik. Kutumuzu açalım. Bakalım gekomuz nasıl. Gekomuz bunun içinde arkadaşlar. Diğer kutunun içinden çıkanlara bir bakalım önce. Evet, burada bir adet ısıtıcı pedimiz var. Bunun videosunu detaylı olarak göstereceğim. Zaten şu anda kullanmış olduğum büyük bir ısıtıcı ped var. Neredeyse 3 tane teraryum sığacak şekilde. Bunu şu şekilde ayırıyorum. Evet, şimdi geldik gekomuza. Arkadaşlar bu açacağım geko dişi bir geko. Şöyle uzaklaştırayım daha net görün. Evet arkadaşlar, gekomuz geldi. Şu güzelliğe bakın. Maşallah. Bu bebek tabii, daha büyüteceğiz bunu arkadaşlar. Şimdi teraryumunu alalım. Evet, gekomuzun teraryumu bu arkadaşlar. Diğer teraryumu da göstereceğim. Diğer gekomuza kutu açılışı yapamadık. Yoğunluktan dolayı biraz aceleye aldım. Şimdilik gekomuzu koyalım yerine. Şöyle bakın. Daha çok minik. Buna güzel bir bakım yapmamız gerekecek. Gözleri de şu şekilde. Dişi arkadaşlar. Hadi bakalım. Geç çuvana. Arkadaşlar bu arada gekonuzu ilk aldığınızda kendi yuvasında, doğal ortamında bırakın ki strese girmesin. Zaten fazlasıyla stresli olacak. Birkaç gün sonra müdahale edersiniz. Şu an susadıysa en fazla su içirebiliriz. Bilmediği için o da parmağımızla içmesi kafi olacaktır. Evet arkadaşlar, öncelikle kurmuş olduğum teraryum düzeninden size kısaca bahsedeceğim. Bu video genel bir video olacak. Başlangıç videosu olarak neyi nasıl yaptık, gekolarımızı aldık, ne durumdalar gibi videolarımız olacak. Diğer teraryum hakkındaki detaylı videolar ve gekolarımızı anlatan videolar bir sonraki videolarımızda hafta hafta yayınlayacağız. Biliyorsunuz her hafta video atıyoruz. Ben geko teraryumumu bu şekilde yaptım arkadaşlar. Altında şöyle göstereyim, ısıtıcı pedim mevcut. Burada bir tane termometrem var. Derecem var. Sürekli takibini yapıyorum. Hem aksolotlarda hem gekolarda, beslediğiniz tüm teraryumlarda hepsinde bu dereceyi kullanabilirsiniz. Teraryumumda benim iki tane mağara var. Bir tanesi soğuk alanda duran mağara, bir tanesi sıcak alanda kalan mağara. Burada yine Ankara canlı yemden almış olduğum yemliğim var. Buraya ben birazcık kalsiyum koydum. Böcekleri buradan kalsiyumlayarak gekoma yedirdim. Burada bir tane nem alanımız var. Gekoların biraz küçük olduğu için çıkmakta zorluk yaşamaması için ortasına bir tane taş koydum gördüğünüz gibi. Bunun içinde de arkadaşlar vermikülitle Hindistan cevizi torfunu karıştırdım koydum. Nem oranı gayet güzel, buradan da görebilirsiniz. Sadece bir kere nemledim, suladım. Nem oranı bu şekilde. Ara sıra girip çıkıyor gekon buna. Burada yine ucuzluk pazarından almış olduğum bir tane suluğum var. Bu suluğu neden tercih ettim onu da söyleyeyim size. Bu suluğu tercih etmemin nedeni sığ olması. Yani en küçük boydaki geko bile buna su içebilir. Ara sıra gözlemliyorum, hatta bunun içine falan da girebiliyor. Kurmuş olduğum teraryum bu şekilde arkadaşlar. Bir önceki videomdan bildiğiniz teraryum vardı bir tane kurduğum büyük. Onu neden kullanmadınız diye soranlar olacaktır. Onu Afrikan fetleliler geldiğinde kurmayı düşünüyorum. Eğer buradaki yavrular gibi boyutları küçükse teraryumu ikiye bölüp kullanacağım. Eğer büyük geleceklerse iki tane teraryum, yani bir teraryum daha yapacağım. Toplamda 4 tane teraryumumuz olmuş olacak. Gelin şimdi gekolarımızın durumuna bir bakalım. Buradaki benim erkek geko. Bunun adı Twister. Daha bu çok ekranlarda göreceğiz.
Bakalım ne yapıyor şu an. Genelde bu mağarasının altında saklanır. Açmadan önce şu bilgiyi de vermek istiyorum. Gekonuzu yeni aldığınızda ilk gün yemek yedirmeye çalışmayın. Hayvan zaten yol stresinden geleceği için çok fazla iştahı yok. Bir de stres altında, size daha alışmamış. Mesela bugün 3. ya da 4. gün olması lazım. Şu mağaranın girişine ben solucanı ya da böceği bırakıyorum. Uzaklaştığımda kendisi çıkıp yiyor. Yani geldiğinden beri toplamda bir 10 tane un kurdu. 3 tane de dubya yemiştir. Sağlıklı gayet, rengi, kuyruğu, iştahı da yerinde. Güzel bir dostan edindik. Gayet kaliteli bir geko, güzel bir geko. Şöyle açılışını yapalım. Evet, bakın. Burada bile kaç gün olmasına rağmen biraz ürkek halde, omuzlarını kaldırmış. Bakalım gelsin. Gel bakalım. Twister. Korkma, gel. Gel. Bakın, ele de alışkın sayılır arkadaşlar. Çok güzel bir canlı bu. Üstündeki desenleri bu şekilde. Morfu hakkında detaylı bilgiyi de yine size bir sonraki videomda vermeyi düşünüyorum. Kuyruğunun durumu şu an yaşına göre gayet güzel. Şu kafasının etrafındaki beyaz çizgiyi görüyorsunuzdur. O da gayet sağlıklı. Bu erkek arkadaşlar. Dediğim gibi adını Twister koyduk. Gayet güzel, nazik bir canlı. Hatta ilk geldiğinde bir real satmıştım. Susuz kaldığı için ben parmağıma su koymuştum. Parmağımdan su yaladı. Ondan sonra kaşıktan kalsiyum emdi vesaire. Güzel, uysal bir canlı arkadaşlar. Ben bu canlıyı gerçekten çok sevdim. Elleri minnak bir şey. Şöyle bakabilirsiniz siz de detaylı olarak. Yine videonun sonuna da bunun detaylı resimlerini eklemeye çalışacağım, çektiğim realistleri. Bir sonraki videoda da artık detaylı anlatımlar yaparız. Karma besleme yaparız. O zamanlar iyice bana alışmış olacakları için yemeklerini yerler. Yani dost canlısı, bakımı kolay, tatlı bir canlı arkadaşlar bu gekolar. Renkleri de birbirinden güzel, gördüğünüz gibi. Önemli olan kuyruğu. Kuyruklarına çok dokunmamaya çalışın arkadaşlar. Kuyrukları biraz onların hassas noktası. Evet, bu gekomuzu yerine bırakabiliriz. En sevdiği yer genelde mağarası. Gece gündüz orada takılıyor, besleniyor. Ama ben bunu yine buraya koyayım. Çünkü biraz sonra yan yana getireceğim gekolarımızı. Hadi bakalım oğlum, gir. Hadi babacığım. Aferin sana. Bakın şimdi ne yapacak. Muhtemelen girer mağarasına. Çok fazla ışığı sevmedikleri için bu şekilde. Bu bizim dişi gekomuz. Bunu da yine aynı şekilde bir dostumuzdan edindik. Bu leopard geko arkadaşlar, dişi, yaklaşık kaç günlük? 15-16 günlük diyebilirim. Bu da çok güzel, çok özel bir canlı. Morfu çok beğenildi. Yine bunun da detaylı bilgisini bir sonraki videoda paylaşacağım. Hatta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir kalp deseni bile var. Bu desen de çok tatlı duruyor. Rengi diğerine göre turuncu olmayan, sarı olmayan kenarları diğerine göre bir tık daha koyu. Kuyruğu da şu şekilde yine çizgili arkadaşlar. Dün birazcık ben sevmeye çalıştım. Bana tısladı, çığlık attı. Şu, bu kadarcık boyuttan çıkan sesi duysanız şaşırırsınız. Bunda da aynı şekilde soğuk alan mağara, sıcak alan mağarası, nem kabı, su kabı, yemek kabı, her şeyi var. Taş burada, normalde taş burada duruyor. Video için oraya aldım, rahat görebilmeniz için. Şöyle taşı alalım bakalım, elimize almaya çalışırsak gelir mi bilmiyorum şu anlık. Çığlık da atabilir. İnşallah atmaz. Çünkü ben sinirlendirmek istemiyorum. Çok gerilmesini istemem. Diye almak istemiyorum arkadaşlar. Siz de almayın çünkü yavru olduğu için korkabilir. Gereği yok hiç korkutmanın. Evet arkadaşlar, bu görmüş olduğunuzda pıtırdı. Bu da yeni geldi. Bu daha küçük. Bu şekilde görebilirsiniz. Çok tatlı, çok güzel bir geko. Çok tatlı bir kız. Ama henüz daha yemek yiyemedik. Bugün ikinci günümüz. Yiyeceğiz inşallah. Böyle az önce birazcık kalsiyum yalatmaya çalıştım. Büyük ihtimal parmağıyla, ağzıyla, diliyle etrafında kalanları yalamaya çalışıyor. Şöyle görebilirsiniz. İşte bana çığlık atan bıcırık bu. Bana çığlık atan pıtırtı bu. Biraz sonra da arkadaşlar gekoları yan yana koyacağım, bir tanışsınlar. Bakalım ne tepki verecekler. Şimdilik ben pıtırtı hanımı yerine alayım. Videonun devamında görüşürüz. Teraryumu boşalttım. Bakalım Twister'ı yan yana alalım. Nasıl bir tepki verecekler? Görelim. Gel babacığım. Gel. Evet. Geldik.
Misafirliğe geldik bugün. Biraz gerildi sanki arkadaşlar. Kızımız korktu birazcık. Evet, çok güzel bir tanışma olmadı. Ama en azından yan yana koyduk. Boylarını görmüş oldunuz. Yine muhtemelen Twister gidip yuvasına girer. Evet, tam düşündüğümüz gibi oldu. Neyse, alalım Twister. Gel bakalım. Gel. Gel oğlum, hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim minik. Atlama. Olmaz. Bir yerini kırarsın, üzülürüz sonra. Hadi bakalım. Sen yuvana. Evet, Twister yuvasını aldık arkadaşlar. Kızımızı da yuvasına alalım. Kızımız zaten böyle sakin şekilde yatıyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kurduğumuz düzen, sistem bu şekilde. Önümüzdeki hafta daha detaylı güzel videolarımız olacak. Dediğim gibi bu video sadece bizim için bir başlangıç videosu. Ne yaptık, neyi nasıl yaptık, neler aldık, neler edindik diye bir videomuz olacak. Burada da muhtemelen görmüşsünüzdür. Video esnasında soranlar olacaktır bana. Ben sonra onlar sormadan ben cevap vereyim. Burada iki tane Madagaskarımız var arkadaşlar. Yine Eren Bey'den gelen Madagaskarlarımız. Bunlar da bu şekilde besleniyor. Ben bunlara çocuk maması aldım. Hem bunlar çocuk maması yiyorlar. Hem de bu diğer böceklerimiz var biliyorsunuz. Tartaralarımız, dubyalarımız. Onlar da bundan yiyorlar. Severek tüketiyorlar. Ayrıca yine reyaslerimi de görmüşsünüzdür. Şu şekilde bir raf edindim ben kendime. Bu raf benim her şeyimi derledi, topladı arkadaşlar. Isıtıcı bedimiz orada, yemliklerimiz, böceklerimiz, vermikülitlerimiz vesaire. Tamamen hepsini topladı bir araya. Buradan böcekleri alıyorum. Hop, burada beslemeleri yapıyoruz artık. Evet, videomuzun sonuna geldik dostlar. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu tarz videolarımız bildiğiniz gibi her hafta geliyor. Aksolotlar, egzotik türler, gekolar, böcekler derken güzel bir kanal olma yolunda ilerliyoruz. Dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi hobiler diliyorum arkadaşlar.